Ta geçmişe baktığında Türkiye için 2022 Avrupa raporu her zamankinden farklı bir rapor ortağına çıktığını görmüyoruz. Ve her zamanki yanlı tutumları devam etmektedir. Ve Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız suçlamalarla ve yersiz suçlamalarla değişik mecralara çekmeye çalışıyorlar. Biz bunu kabullenmiyoruz ve Avrupa'nın bunu ilk defa yapmadığı, daha önceki raporlarında da aynı şekilde, aynı çizgide devam ettiğini görüyoruz. Biz bunu kabullenmiyoruz. Kaldı ki Avrupa Birliği'ne baktığında Kıbrıs konusunda değindiği noktalarda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını burada işgalci olarak dünyaya göstermeye çalışıyor. Tamamen bunu şiddetle kabul etmiyoruz ve bu söylem doğru bir söylem değil. Bu söyleme hiç yakışmıyor Türkiye'ye. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti'nin askerinin varlığının olması yalnız Kıbrıs Türk'üne barışı getirmedi. Aynı zamanda Rum Cumhuriyeti'nde yaşayan Rumlara da barışı getirdiğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etmeleri lazım görürken böyle bir raporla Türkiye'nin burada işgalci olduğunu dünyaya söylemeye çalışıyorlar. Yani söylemek istediğim doğruları söylemiyorlar. Her zamanki gibi yanlı tutumları devam ediyorlar. Bunu biz şiddetle kabul etmiyoruz. Çünkü bizim 1974'ten sonra adaya barış geldiğini ve 64'ten bugüne kadar bu barışın devam ettiğini, dünyada artık bu gerçekleri görme zamanı geldiğinin inancını taşıyorum. Yaklaşık 60 yıldan beridir ki devam eden bir konu ve 60 yıldan beridir ki devam eden bu sorunlara bir çözüm getirmeyen ve 50 yıldan beridir de federasyon görüşmeleri için masada oturuyoruz ve gördük ki bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti adanın tek hakimi olarak bu bir taraftan federasyon görüşmesi yapılırken bir taraftan da adanın bütün nimetlerinden dünyadan kendisi faydalanıyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızın buralarda kalmaması için ellerinden gelen büyük bir efor, büyük bir gayret sarf ediyorlar ve 50 yıldır biz bunu gördük, görmeye devam ediyoruz. Ama artık bu saatten sonra dedi ki artık Rumların oyununa gelmeyeceğiz ve bir kez daha artık federasyon masasına oturmayacağız. Biz artık insanımızın haklarını korumak için dünyaya sesimizi duyurmaya başlıyoruz. Ve nitekim ki Avrupa'nın anlam planı onların bir planıydı ve onu uygulamaya koyduk. Bizler evet dedi, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti hayır dedi ama mükafat, ödül Güney'e verildi. Biz aynı yerde yolumuza devam ediyoruz. O yüzden Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye suçlayıcı hitaplarını doğru bulmuyoruz ve bizi muhatap almasını ve burada yaşayan insanlarımızın ne kadar ambargolar altında, izolasyonlar altında yaşadığını bir kere daha görmesini istiyoruz ve gerçekleri görmelerini, dünyanın gerçekleri görmelerini ve Avrupa Birliği'nin de artık gerçeklerin gelme zamanı olduğunu buradan söylemek istiyorum. Azerbaycan bizim kardeş ülkelerimizden bir tanesi ve her zaman birinci diyoruz Türkiye Cumhuriyeti, ikinci kardeş ülkemiz Azerbaycan ve bir millet hep üç devleti savunuyoruz. Dolayısıyla Azerbaycan'ın başkanı Aliyev'in yaptığı açıklama artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı her yerde dalgalanmasını söylemesi bizleri çok mutlu etmiştir.
Buradan bir kez daha Aliye ve halkım ve hükümetim adına yürekten teşekkür ediyorum. Ve inanırım ki artık yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'dan sonra yeni yeni Türk devletleri de bu gerçekleri görür. Bayrağımızın daha çok yerde dalgalanmasını isteriz. Tabii bunun yanında gerek turizmde olsun, gerek eğitimde olsun, gerekse ekonomide olsun, gerekse kültürel aktivitelerin daha da hızlanmasını ve o çabada iki toplumun daha çok bir araya gelmesini istiyoruz ki biz yavaş yavaş artık Azerbaycan'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacağını ve bu doğrultuda artık yavaş yavaş bunların da tanınmasıyla dünyadaki yerimizi alacağımızdan Azerbaycan'ın atacağı adımlar bizim için çok önemlidir. Azeri kardeşlerimizin acıları her zaman paylaştığımız acılardır ve özellikle yine Azerbaycan'da da bize yapılanların değişik oyunlarının sergilendiğini de görmek bizleri üzmüştür. Ama biz her zaman Azerbaycan kardeşlerimizin yanındayız ve Azerbaycan'daki Karabağ'daki haklı durumunu bir kez daha dünyaya duyururken biz Azerbaycan kardeşlerimizin yanında olacak, olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin her zaman yanında oldu, yanında olmaya da devam ediyor ve artık Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya 78. Birleşmiş Genel Kurulu'nda ikinci kez çağrı yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın karşısında kendisini selamlıyorum. Çünkü bu bizi çok duygulandırdı, çok heyecanlandırdı ve bundan dolayı da Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hükümetim, şahsım ve halkım adıma yürekten teşekkür ediyorum. Dünyaya gerçekleri söyledi. Çünkü bu gerçekler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanımız gerek ulaşımda, gerek eğitimde, gerekse isporda, yani insanca yaşamada gördüğü bu ambargoları, izolasyonların artık bitmesini istiyoruz. Ve bunu da yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez bunu yapmasından dolayı bizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Türk halkını sonsuz mutlu etmiştir. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ederim. Rum lider her zamanki olduğu gibi yaptığı açıklamaları yine Türkiye'ye muhatap olup Türkiye'ye bir takım suçlamalar getirdi. Dolayısıyla biz artık istiyoruz ki Rum liderin gerçekleri görmesi lazım ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını ve buradaki insanlarımızın kabul etmesini istiyoruz. Bizi hiçe saymasını ve o doğrultuda açıklama yapmasını kendisini buradan protesto ediyoruz. Çünkü biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yiz. Burada yaşayan bir Türk halkı vardı. Burada bir devlet vardı ve kurumlarıyla, kuruluşlarıyla dünyadaki yerini almıştır. Artık bu gerçekleri görüp oralara çıkıp da federasyona geri dönülmesini, oradan ses getirmesini biz bunu doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz ve oradan hep çağrı yapıyor. İşte Birleşik Milletler parametrelerinde masaya oturalım. Zaten geçmişe baktığımızda Birleşik Milletler parametrelerine çok oturulmuştur. Ve Birleşik Milletler parametrelerinde anlam planı gündeme geldi. Reddeden Güney Kıbrıs, evet diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ödüllendirilen Güney Kıbrıs, aynı şekilde bir sonraki zamanlarda da Galler Fikirler dizisinde de aynı konular olmuştur. Helasan Krans Montana'da da yine BM parametreleri çerçevesinde oturmuş ama o görüşmeleri dinamikleyen yine kendileri ama maalesef
Dünya da bunu gördüğü için, bildiği için de sessiz kalıyor. Onu da buradan üzülerek belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1960'tan beri, hatta onun da gerisinden beri bizim yanımızda olmuştur. Olmaya da devam ediyor ve biz iki kardeş ülke olarak en üst düzeyde bağlarımız ve et ve tırnak gibi olan iki kardeş ülke bu ilişkileri sonuna kadar götüreceğiz ve bu ilişkiler sayesinde bizim ambargolar altında, izolasyonlar altında olmamıza rağmen her türlü işbirliğimizi yapıyoruz ve bu imzaladığımız mali işbirliği protokollarıyla ülkemizin ihtiyacı olan gerek altyapı yapılarında, gerekse hastanelerimizde, gerekse okul projelerimizde yenileme projelerini Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapıyoruz ve bunun yanına yaparken de yine ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte asrın projelerini gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz daha önce 2016 yılında asrın su projesi gerçekleştirildi. Benim dönemimde şimdi kabloyla elektriğin Türkiye Cumhuriyeti'nden gelmesi için ikinci asrın projesini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz devam eder, etmeye de devam edecektir. Dolayısıyla bizim bir tek Türkiye Cumhuriyeti her şeyimizle yanımızdadır. Gerek ekonomide, gerekse eğitimde, gerekse ulaşımda daha ileriye gitmemiz için her zaman bu mali işbirliği protokollarını imzalıyoruz ve gereklerini de yerine getiriyoruz. Ben buradan bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti hem Cumhurbaşkanına hem Cumhurbaşkanı yardımcısına hem de Türk halkına yürekten teşekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım.